Bayrampaşa Semih Erden kapalı spor salonundayız. Buraya gelmeden önce İstanbul Edirne Kapı Kuş Pazarı'ndaydım. Oradan sonra buradaki bu görüntüler gurur verici, ferahlatıcı. Bu yıl Mısırı ve Bango Güvercinleri Festivali'nin üçüncüsü yapılıyor. Salon kusursuz hazırlanmış, pırıl pırıl. Kafe sehpaları rahatça görmeye olanak sağlayacak şekilde hazırlanmış. Standlar doğru konumlandırılmış. Kafes aralıkları gezinti için yeterli. Yetiştiriciler özel taşıma kafesleriyle gelmişler. Öyle karton kutular, koliler, salaş görüntüler göze çarpmıyor. Herkes özen göstermiş. İtinalı bir program yapılmış. Burada yarış güvercinleri branşında otorite olan Rahmi Bozkır ağabeyimle buluştuk. Uzmanlık alan hakkında iki sorum olacak kendisine. Mısır'ı Bango Güvercinleri'ndeki festivaline geldik. Çok güzel kuşlar var. Yarışan arkadaşları da, kazanan arkadaşları da tebrik ederim. Bu bir medal, çok güzel bir hobi. Biz de her ne kadar postacı olsak da eski merakımız olduğu için Bango kuşuna gönül vermiş bir insan olarak da buraya geldik. Bunları seyrediyoruz. Her kuşun kendine göre bir güzelliği var. Her ırkın kendine göre bir güzelliği var. Önemli olan sağlıklı, sıhhatli bakabilmek. Ben herkese Allah yoluna göre versin. Gezelim mi abi kafesleri? Rahmi ağabeyimin sorulara verdiği cevapları Akan TV'de özel bir programla hazırlayıp paylaşacağım. Programın sıkıcı bölümü konuşmaların olduğu bölümdü. Bence çok uzun tutuldu. Saat 14.30'a kadar devam etti. Salonu terk edenler de oldu. Konuşmalara, teşekkürlere tabii ki gerek var, yapılmalı. Ama sanki daha öne alınabilirdi. Festivalde yalnızca Mısırlılar, Bangolar yoktu. Salonun yarısı karma olarak diğer ırklara ayrılmış. Bence çok da güzel olmuş. Gözlerim yine yerli ırklarımızı aradı. Örneğin Trabzon Çember Dövüşçüsü, Bayburt Çift Kugulü, Van Yüksek Uçucusu, Uşak Yüksek Uçucusu, Denizli'nin Dolapçı Azman Katal ve Tokuru, Ödemiş Yerlisi ve daha onlarcası gibi ırklarımız ne zaman böyle ortamlarda boy gösterecekler? Yetiştiricilerimiz bunun gerekli olduğunu ne zaman fark edecekler? Daha da önemlisi, yetiştiricileri organize edecek üst irade acaba ne zaman devreye girecek? Festivale giriş ücretli. 10 TL. Salon dışında çay kahve satışı var. Ulaşım kolay. Otobüs, minibüs ile rahatça ulaşabiliyorsunuz. Özel araçlarıyla gelenler için park yeri sorun değil. Ortam rahat. Fark ettiyseniz kafeslerde ahşap takozlar var. Fakat sabitlenmemiş. Bu takozların görevi bölmenin ortasında durarak kuşun da üzerine çıkıp tünemesine imkan sağlaması ve poz verir vaziyete geçebilmesi. Fakat takozlar sabitlenmediği için kuşlar da gerektiği gibi, olması gerektiği gibi takozları kullanamıyorlar. Burada dikkatimi çeken, daha önceki yıllara göre dikkatimi çeken hoş bir gelişme de var. Bilmiyorum daha önce dikkat ettiniz mi? Bu tip organizasyonlarda bazıları kafesleri açar, ellerine kuşlar alırlar, sağına soluna bakarlar, tekrar koyarlar. Ondan ona, ondan ona. Artık bu alışkanlığı terk etmişe benziyoruz. Bu şekilde davranan hiç kimseyi görmedim. Bazı kuşların kafes terbiyesi aldığı belli. Sakin duruyorlar. Bazıları da çırpınıyor.
Bunun için bilinçli yetiştiriciler daha önceden kafes terbiyesi veriyor kuşlarına. Daha önce bunun provasını yaptırıyor. ...1991 yılından beri bu tip organizasyonlara katılırım. İlk katıldığım organizasyon Çorlu Evcil Kanatlı Hayvanlar gösterisiydi. Bu yıl 16.'sı yapılacak Çorlu'da. Süs kuşları üzerine olduğu için gidemeyeceğim. Eğer kısa bir özet geçecek olursam, güzel, çaba harcanmış, çaplı bir festival gördüm. Her şeyle düşünerek planlanarak hazırlanmış. Bayrampaşa Belediyesi destek vermiş. Bu tip organizasyonlar, böyle görüntüler geleceğe dair ümit veriyor. Şahsen heyecan da veriyor. Dereceye giren, ödül alan yetiştiricileri kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sonraki videomuz için Rahmi Bozkır'la güzel bir soru cevap hazırladık. Önümüzdeki günlerde Akkan TV YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öncelikle ben Denizli'deki yarışan bütün arkadaşlarıma canı gönülden başarı dilerim. İnşallah bu sporda istedikleri en iyi yerlere gelirler. Soruyu soran arkadaşımıza teşekkür ederim. Çok güzel bir soru hazırlamış. İkincisinden başlayayım. Cevabı çok kolay.